Merhaba arkadaşlar. Bugün C#'ta random sınıfından bahsedeceğim sizlere. Rastgele sayı üretme adından anlaşılabileceği gibi. Konuların sıralamasında biraz farklılık yaptım. Bu dersten sonra ileriki derslerin daha anlaşılır olabilmesi için. Bunu belirttikten sonra projemize geçelim. Arkadaşlar projemizde bir adet buton ve label var. Sayı üret butonuna tıklandığında label'a rastgele sayı oluşmasını istiyorum. O yüzden random sınıfını kullanacağım. Random sınıfının iki kullanımı var arkadaşlar. Bir, tam sayı üretme ve ikincisi 0 virgül nokta nokta şeklinde ondalıklı sayılar üretme. Öncelikle tam sayı üretmeye bakalım. Random sınıfından bir değişken oluşturuyoruz. İsmine S diyelim. Sayının S'si dedik. Buna da new random diyoruz arkadaşlar. Daha sonra oluşturacağımız bu random sayıyı label 1'in tekstine yazacağımız için label 1'in tekstine şunları yaz diyoruz. Şimdi buraya asıl kodumuzu yazacağız. S nokta diyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi next, next byte, next double var. Next'i kullandığımızda bize rastgele sayı oluşturacaktır arkadaşlar. Bunu string türüne çevirmeyi unutmuyoruz. Ve projemizi çalıştıralım bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar rastgele çok büyük şekilde sayılar üretebiliyor bize. İstediğim sayıyı üretmesini istiyorsam yani sıfırla şu sayı arasında bir sayı üret diyorsam buraya ilk parametre olarak örneğin 4 girmem durumunda en fazla 4'e kadar sayılar üretecektir. Yani 4 dahil değil sıfırla 4 arasında sayı üretecektir bana arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rastgele üretiyor bana. Üst sınır yani max value dahil değil. Peki istediğim iki sayı arasında sayı üretmesini istiyorsam o zaman da ikinci parametre olarak bir virgül koyuyorum. 8 diyorum. İlk yazdığım minimum sağdaki yani en son yazdığım ise maksimum değer 4 ile 8 arasında yine 4 dahil ama 8 dahil değil. Bu şekilde bana sayı üretecektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tıklıyorum ve 4 ile 8 arasında bana sayılar üretiyor rastgele. Tam sayı üretme bu kadar. Biraz da ondalıklı sayı üretmeden bahsetmek istiyorum. Şu şekilde biraz silelim. Next double komutunu kullanacağız bunun için. Parametre belirtmiyoruz arkadaşlar. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi sıfırdan sonra ondalıklı şekilde bana sayılar üretiyor. Random sınıfının kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuştur bu ders. Bir dahaki dersimizde listbox özelliklerinden bahsedeceğim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Bugün C#'ta random sınıfından bahsedeceğim sizlere. Rastgele sayı üretme adından anlaşılabileceği gibi. Konuların sıralamasında biraz farklılık yaptım. Bu dersten sonra ileriki derslerin daha anlaşılır olabilmesi için. Bunu belirttikten sonra projemize geçelim. Arkadaşlar projemizde bir adet buton ve label var. Sayı üret butonuna tıklandığında label'a rastgele sayı oluşmasını istiyorum. O yüzden random sınıfını kullanacağım. Random sınıfının iki kullanımı var arkadaşlar. Bir, tam sayı üretme ve ikincisi 0 virgül nokta nokta şeklinde ondalıklı sayılar üretme. Öncelikle tam sayı üretmeye bakalım. Random sınıfından bir değişken oluşturuyoruz. İsmine S diyelim. Sayının S'si dedik. Buna da new random diyoruz arkadaşlar. Daha sonra oluşturacağımız bu random sayıyı label 1'in tekstine yazacağımız için label 1'in tekstine şunları yaz diyoruz. Şimdi buraya asıl kodumuzu yazacağız. S nokta diyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi next, next byte, next double var.